Çünkü bugün bir, e, şöyle söyleyeyim, İsrail İstihbarat Bakanlığı diye resmi bir kuruluş olmamakla beraber değerli izleyenler, bir bilgi sızdı Wikileaks aracılığıyla. Dendi ki, bir çözüm planı, Buyurunuz lütfen böyle karşıma alayım sizi, çok teşekkür ederim. E, ve bu çözüm planı nedir? E, Gazze'lileri Sina çölüne, Sina Yarımadası'na sürmek. Bir haritamız var, bu değil, e, bir sonraki Sina çölünde gördüğümüz... Şimdi şöyle az önce e, şey Sayın de. Tokmakoğlu dedi ki insansızlaştırma zaten e, var bu bilgi. bilgi biraz bilgi bilgi. belki e, uzun vadede orta uzun vadede plan buysa buna dönük bir hareketi siz de gözlemliyor musunuz? Bunu biz en absürt e, ne yapılabilir Filistinliler diye konuştuğumuzda söylemiştik. Aslında bugün Hares gazetesinde de buna yönelik bir haber var. Hı hı. Buraya gönderilebilecekler ama bu Kızıldeniz'in emniyeti artı Mısır'ın bunu hiç istemeyeceğini değerlendiriyorum. Zaten ...izin vereceğini de değerlendiriyor ama baskı yapılabilir Sisi yönetimine. Yani şu anda nereye gönderecekler diye en absürt söylediğimiz şey gerçekleşiyor ki... ...Hamas'ın bu bölgede ben e, şu anda biraz önce askeri değerlendirme yapıldı. Bakın e, hep buradaki bölgeye bakıyoruz, Gazze'ye bakıyoruz ama... ...şimdi asıl e, bizim ülkemizde olan ilgili alan e, Filistin bizim duygusal bağımızın olduğu haklı... ...bir duruşumuzun olduğu ve bütün dünyaya aslında insanlığın sesini seslendirdiğimiz bir platform ama... ...ABD'nin öncelikle güneyden geçirdiği enerji koridorunu ki... Hı hı. ...Avrupalı liderlerin başlangıçta insani olmayan duruşlarını da ben buna e, bağlıyorum. Çünkü hı hı. hepsi koşa koşa geldiler Tel Aviv'e. Dolayısıyla e, bizi bypass eden, yani burada e, bizi tamamen istmet gibi hayali bir proje olarak görüyorum ama... Suudi Arabistan'ın bile ilk başta sesinin çıkmaması, Ürdün, Keza Kimi tren yoluyla, kimi deniz yoluyla aktarılacak alternatif bir kuşak bir yola paralel bir enerji koridoru oluşturmaya çalışıyor ABD ama 7 Ekim'de bu başlayan şey İsrail'in şu anda gösterdiği biraz önce Tokmakoğlu çok güzel izah etti Sayın Tokmakoğlu. Burada dikkat edersek İsrail ordusu gerçekten bugün basın toplantısını da izledim ben Netanyahu'nun İyi bir görüntü vermiyor. Bir defa e, altını biraz daha açalım onun. Yani evet. sadece görüntü değil o Netanyahu'nun dili, Glant'ın dili yani vücut dilleri birbirlerine dokunacak. Artı zaten öyle olsa Hamas'ın bu siyasi tarihi, harp tarihine geçen saldırısında hemen sonra, iki gün sonra işte 7-27 diye çok güzel betimledi. Ama bir hafta içinde bu meşru müdafaa deyip hakkını kullansaydı İsrail... Şu anda tamamen hukuki meşruiyeti olmayan, e, tabii hiçbir kural tanımazlığıyla tanıyoruz İsrail ama... ...şu anda bir harekatı ki Meskun Valide Muharebe'yi hiç bilmiyor. Yani tecrübeli bizim gibi hiç olmayan bir ordu. Artı öyle bir eğitim alanları bile yok. Yani hava harekatı füzeler, topçuyla... Ve i̇şte ki... Gazze'yi de bilmedikleri söyleniyor tabii yani, ayrıca analistlerce. Yani Gazze'yi de bilmiyorlar deniyor. Gazze'yi bilmiyorlar artık Meskun Valide Muharebe tamamen zaten bundan sonra şehir savaşlarına döneceğini yazdığımız kitaplarda getirdim de hı hı. E, dolayısıyla e, bu meskun mahallede muharebe İsrail ordusu hiç bilmemekle beraber şimdi bakın tanklarla beraber arkasında piyade desteğiyle ne yapmaya çalışıyorlar anlamaya çalışıyorum ben başından ne an, beri. Ne anladınız? Şimdi Bütün bu bir, manzara süreç kronolojik bir, olarak. Bir silip süpürecekler şeyine katılmıyorum yani tamamen oraya gönderecekler. Ben e, buradan bir girme yapmışlar. Denizi evet biraz önce izah edildi kullanıyorlar ama bu girme ile Parsel parsel bölgeleri ayırarak ortadaki girme aslında örs çekiş gibi burada kıstırdıklarını bu şekilde kaçanları yakalamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Çünkü hmm. dünya kamuoyu arkanızda değil zaten her gün savaş suçu işliyorsunuz ki başta Cumhurbaşkanımız şu anda bunu delillendireceğimizi ifade etti konuşmalarında da. Dolayısıyla şu anda İsrail olmayan bir meşru zeminde ki ordu da bu harekata hazır değilken siyasi istikbali için bence... Askeri, politik, siyasi, askeri hedefi belli olmayan. Bakın ABD'de burada iki uçak gemisiyle aslında ki Hizbullah için de e, tam Onu zamanı... Onu ayrıca konuşacağız Hizbullah. Tam zamanı. Hepsi çünkü için siz sorun var. Böyle yakaladığınız bir İsrail ordusuna 100 bin militanla saldırmaz mısınız? Ama saldırmıyorlar. Onu ayrıca size soracağım. Şöyle yani bu sözde 3 aşamalı sürgün planında önce Sina Yarımadası'nın kuzeyine gönderecekler burada yani buru sıcaklığı bir düşünün burada bir e, çadır kent kurulacak daha sonra kalıcı konutlar kalıcı kentler inşa edilecek ve geri dönüşü engellemek için de zannediyorum. Eee İsra, yani Gazze'nin güneyinde Refah'ın oralarda bir noktaya bir e, güvenli tampon bir alan oluşturacak. Böyle demiş İsrail İstihbarat Bakanlığı öneri olarak sunmuş. İşlenebilir mi? Uygulanabilir mi? Ya, her şeye geçtim. Yani bu bir aşamasıdır bence soykırımın yerinden sürmek kitlelerce ama böyle bir planı İsrail uygulamaya kalkabilir mi? Doğru soru bu. Şu anda e, yani bir Devletten ziyade bir saldırgan, aklını yitirmiş bir örgüt gibi davranıyor. Yani dolayısıyla İsrail her şeyi deneyebilir. Ama şimdi bakın, diğer en olmayacakları konuşalım. Kötü bir şey, şeytanın avukatlığını yapıyorum ama. Şimdi şöyle bir alanı, bütün İsrail kara kuvvetleri çepe çepe çevirse buna gücü yetmez. Yani bu Amerikan ordusu değil. Amerika da burada, bakın iki uçak gemisiyle, işte bu soğuk savaştan kalma 20. yüzyıl alışkanlığıyla tehdit ederek, baskı yaparak sonuna kadar destek verdiğini açıklıyor. Ama Amerikan kamuoyu da bugün Wall Street Journal'a baktığınızda işte artık Yahudiler ilan veriyorlar. Sadece Tel Aviv'de eylemler yok. Amerika'da da özellikle New York Times'ın in CNN International'ı bakın. İsrail bu savaşı kazansa bile ben propaganda ile ilgili derslerimde, siyaset bilimde hep şunu Hı. örnek veririm. CNN International. Sizin savaşı kazandığınızı bütün dünya ilan etmezse siz savaşı kazanmış sayılmazsınız. İsrail'in savaş kazansa bile. Hı hı. Kendince bu bir savaş da değil. Bakın adını bunun savaş olarak da koymamamız gerekiyor. Çünkü bu Filistinlilerin kıyılması başka hiçbir şey değil. Bir insanlık insan insanlı insanlık bir durum. kıyım, insanlık kıyımı. Bu görüntüler canlı Gazze'den. Yani bir şehrin böylece karanlığa gömüldüğü hal. Yakıt da bitiyor. Bugün Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada pek çok hastanenin yarın itibariyle artık işleye mesale geleceği. Birkaç yerde ışık yanıyor. Zannediyorum buralar ya belki bir hastane ya belki bir toplanma alanı gibi artık bilmiyoruz ama geri kalanı her akşam bu manzaraya çocuk uyutuyorsunuz. Yani gerçekten dünyada bir insanın bir insana yaşatabileceği bir cehennemi görüyoruz. Canlı görüntüler. Çok teşekkür ediyorum Ali hani Poyraz Hocam. Çok sağolunuz.